Ula Tümen ne? Selamlar hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber ya? Ula bir otur bakayım. Ula hepten oldun Amerikalı. Ula adam arada gelirdi. Arada ama ne? Düşüyorum da. Ada toprakları. Yani merak ediyorum. Çalı yürüp çözmeye de. Çene sen iyisin. Sen orada doğma büyüme biri olarak. Çene arada bir ata toprağı deyip geliysen ne mutlu bize artık. Ne yaparsın lan oralarda? Ben oralarda Tursun şeyim bu. Keşif uzmanıyım şey yani profesörüm. Keşif profesörü yani. O ne oluyor lan? Bir kazı işlerinden uğraşırık. Yani kazı, maden, altın, işte o pagır, magır, kazı işleri yani. Yok ben ha. Başlarında dururum, ben onun profesörüyüm yani. Bir şey çıkayım bari. Ya geçen gün bir kazı yaptık, bir 25-30 metre bir terinliğe meşhurduk orada. Telefon kabloları bulduk. Demek ki adamlar kaç bin sene önce telefonu meğer adamlar bulmuş yani. Ha? O da bir şey mi diyor? Nasıl yani? Ben de zannettim ki bir şey buldunuz. Ha bundan 2-3 sene önceydi. He. Benim bahçeyi ben tam 50 metre kazdım. Ne bir şey çıktı mı? Buldun mu? Hiçbir şey çıkmadı. Sıfır. Yok ya. He. Demek ki bizim atalarımız da bundan artık kaç bin sene önce telsiz telefonu bulmuş. Nasıl? Temel Aga. Oo, sayın öğretmenim ne haber ya? İyi sağ olasın. Sana rastladığım iyi oldu ya. Hayrola? Ya ne zamandan beri yani bu konuyu seninle konuşacağım da yani kızın Fadime ile alakalı. He. Ya aramızda bir muhabbet var, bir dostluk var diye bugüne kadar hiç şikayette bulunmak istemedim ama inan sınıfı birbirine katay. Ağzı durduğu yok. Vır 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 vır. Yanındaki arkadaşıyla konuşuyor. Ebiriyle konuşuyor. Tone'yi arka tarafa ondan konuşuyor. Yani senin anlayacağın sınıfı birbirine kattı. Yani bir şey demeyecektim ama. Ya eve geldiği zaman onu bir kenara çeksen de bir nasihatta bulunsan. Bak sayın öğretmenim sen buna şükret. Şükür. Niye? Sen kelere de bir de anasını gör. He? Of. La Tursun ne haber? İyi Temel Aga, senden ne haber? İyi. Ya böyle moralim bozuk gördüm seni, hayırdır? Hiç sorma ya. Ha, hayrola ne? Bu işin bir kabahatlisi de sensin ha. Ne oldu? Ya? Evlen yedim başım. Yatağı ne arıyorsun oğlum? Evlendirdik seni işte de ya. Yatağı ne arıyorsun? Çelik çocuk sahibi oldasın. Hayret bir şey ya. Eve geldiğinde sıcak çorbam, sıcak yemeğim ne bileyim ben yani. Önce de ben sıcak yemek yiyemeydim yani. Gidin lokantada yiysen o da sıcak veriyorsun. Soğuk yemek vermeysen. Ya tamam da oğlum şimdi bir ev yemeği var. Bir daha lokantaya gideceksin, para vereceksin. Bilmem ne yapacaksın lokantaya verdiğin paralarla. Evini gezindirirsin kardeşim yani. Ne demek? Ama rahatlığım, huzurum kaçtı. Daha bir ay oldu karıyla kavga ettim. Ya şimdi bak torunum yani şimdi evde kavga etmek yani bu evliliğin ne bileyim yani güzelliklerinden bir tanesidir yani. Kavga edeceksin ne bileyim hayat bir şekilde devam edecek öyle ufak tefek kavgalar olur yani. Ya tamam ufak tefek kavgalar olur da yani böyle olmaması lazım kavganın sonucu. Nasıl? Şimdi eve geldim akşam he? Masanın üzerinde bir tane kağıt. Kağıt değil mi? He, kavga etmişik ya. He. Ben anamın evine gidiyorum. Lan ne kadar güzel işte de kafanı dinlersin de. Ben de öyle düşündüm. Hatta az daha köpek atıyordum. Ne dersin? He, altına da bir tane not yazmış. Ne yazmış ya? Bir hafta sonra anam ile geleceğim. Nasıl? Ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan be. Ulan yandım sıcaktan ya. Bu da ne kadar iyi kütlü be kardeşim ya.
Of be! Ulan bir sıcak var dışarıda, bir sıcak var. Yahu siz buraya gelene kadar var ya, piştim ha. Ha buradan da gördüm seni camdan, sana bir oturuyorsun. Ya ben ne kadar bahtsız bir adamım ya. Ben ne kadar şanssız bir adamım ya. Yok böyle bir şey ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yok, yok, yok. Ulan hayırdır kardeşim? Ne oldu? Nedir? Paraladın kendini ya. Ya bir insan bu kadar şanssız olabilir mi? Nasıl yani? Bu sabah kalktım. He? Tam işe gideceğim. Hiç yoktan bir sebeple karıyla kavga ettim. Allah Allah. Neredeyse böyle daldık birbirine. Ondan sonra bana dedi ki, evi terk et. Sana boşanma davası açarım. Ne diyorsun? Elim ayağım birbirine dolaştı zaten. Öyle bindim arabaya. Daha arka sokağa gitmeden, kafamda dalgın ya, öyle bir kaza yaptım ki, Allah Allah. Araba pert oldu. Ne diyorsun ulan? Arabayla uğraş, bilmem ne derken, öğleye yakındı zaten. Öyle işe gittim. İşe geç kaldım tabii. Patronun da ters tarafına denk geldi. Patronla da kapıştık. Adam beni tuttu, bu sefer işten de kovdu. Ulan hiç sorun, ne kadar ya sen zor biçim yaşadın ya. Abi o kadar lan olsa. Ta var mı? Ya şanssızlık diyorum ya. Dedim ki, karı bıraktı. Araba pert oldu. İşsiz de kaldım. Ben dedim daha niye yaşayayım ya. Geçtim ofisime. Çektim çekmeceyi, aldım silahı elime, dayadım kafaya, çak, çakmaz. Bir daha çaktım, çakmaz. İki defa çaktım, mermi yakmadı. Herhalde rütbetliydiler he mi? Ya ne bileyim abi, arada sırada değiştirirdim aslında. Dedim bu böyle olmayacak. İndim aşağıda nal buradan, güzel bir ip aldım. Gittim bahçedeki ağaca astım. Öbür ucunu da bağladım boğazıma, saldım kendimi. Abi ip kopmaz mı? İp koptu. Ya böyle bir şey yok. Bu şanssızlık diyorum ya. Ya arkadaş kusura bakma da bu kadar da şanssızlık olmaz ha. Ya o kadar lan kalmadı ki. Yani devam ettin yani. Ya dedim ki bu böyle olmayacak. Tek bir çare var. Gittim eczaneye. En kuvvetli zehirden aldım. Geldim ha buradan aldım bir tane meyveli gazoz doldurdum içine. Onu da sen içtin. Senin ben çocuk lan. Oh be. Bir daha gazoz içeceğim ama sen. Bir daha içerim gazoz. Yok yok. Ben başında ne düşünüyordum biliyor musun? Gelip bir vuracak. Acı gelecek ona. Sen demedin mi pirdeyiz önünden şey yapıyorsun? Of harika ya. Şimdi sen değil zaten bakışın şey olsun, tamam. Garip garip olsun. Bunda. Siz de aşağı son indirirsiniz. Evet. Son 5. Hadi. Kemal görmüyorsun değil mi? Aboneydim lan. Şey. İşte arka sokağa dal, kafamda dalga yordan. Evet. Dur bir dakika kendimi bir topla ya. Su oldu. Şimdi her tarafından su çıkar. Hele deluk meluk da varsa. Bu hava her tarafa deluk açmıyor zaten. Haydi. Senin ben çocuk lan. Nasıl halı? Nasıl yapalım? Bitirelim böyle. Bence burada bitsin canım. Ama o son şeyde bende hafiften bir mimik oldu şeyde. Alay abinin o şişeyi kaptı ya. Hafif bir mimik oldu ama gerek yok ki Alay abi desin. Ha, onda kalırsın. Orada bana dönmene gerek yok. Gel. İyi günler efendim. Beni çağırmışsınız da. Ha, gel otur baka. Nasıl oldu? Cenaze nasıl geçti cenaze?
Nasıl olsun efendim, zaten ilk gün buradan gittikten sonra işte o gün gömdük onu zaten, cenaze işleri. Ondan sonra da işte akşamları Kur'an, yedisi falan derken anca işte bitirdik, geldik, defnettik yani. Deden kaç yaşındaydı? Valla 76 yaşındaydı da, ama yani dinç görünümlü bir adamdı yani. Öyle hastalığı mastalığı falan yoktu. İşte bir anda oldu herhalde yani. Sağlam adamdı yani. Tabii canım, öyle yani gene bağda bahçede falan çalışırdı yani, öyle dinç adamdı. Zaten yakında da İstanbul'a gelecek işte, bizim yanımızda torunlarını morunlarını görmek için geleceğiydi yani. Anladım. Öyle bir durum vardı. Anladım. Şimdi bak Fahsa abi, soru soracağım. Ha buyur efendim. Şimdi böyle insanlar yani öldükleri zaman tekrar böyle dirileceklerine inanıyor musun? İnanmaz olur muyum efendim? Zaten dinimiz gereği de zaten insanlar öldükten sonra tekrardan dirilecekler yani. İnanmaz olur muyum? İnanıyorum. He. Şimdi sen abi bir hafta önce benden izin almıştın ya dedem öldü diye. He. He. Dedem bir gün sonra benim yanıma geldi. He? Selamun aleyküm Türkçü. Aleyhine aleyküm selam Temel Aga, ne yapıyor? İyiyim iyi, ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ya? Ya böyle biberlerin altlarını dolduruyorum, biliyor musun? Ha güzel oldu güzel, sen bu pase işlerinden iyi anlarsın ha. İşimiz budu da ya, ekeceksin biçeceksin ki yiyeceksin, başka türlü kim verecek sağa ya? Ya tabii. Bunun için de mecbur bahçelerine bakacaksın. Ha böyle biberlerin altını güzelce dolduracaksın. Toprağını moprağını, akşam kayın yağmur yağdı. Buralar oldu hep kara kura. He. Akşam çok yağdı he. Aynen öyle. Ya bana bak Dursun. He. Şimdi sen bu bahçe işlerinden uğraşıyorsun ya. Sende böyle çiçek bulunur da çiçek. Arkada serada var çiçekler de. He. Ne yapacaksın çiçeği? Ya benim böyle güzel bir çiçek, böyle güzel bir puget böyle yani. Harika ya, bir. Tamam çiçek. Hatta canlı çiçek yaparım. Benim arkada serada var. Öyle güzel paketini maketini yaparım da ne yapacaksın çiçeği? Ya benim hanımın doğum günü var da. Ne zamandı? Belli olmaya mı dün idi de? O bu dadı seni değil mi? Ya benim hanımın doğum günü var da. Ne zamandı? Dün idi, belli olmaya mı? O mu bu dadı seni? Herhalde. Belli olmaya mı dün idi de. Onu başlık bir daha alalım. 3, 2, 1, hayır. Ya Bedir, ben sıfırdan çıkayım abi ya. Abi sıkıntı yok, görmüyoruz zaten, bu genelde görmüyoruz. Değil mi? Evet. Atletle çıkırdım oraya, toprağa ta dayanmadım. Atletle ha. Ula izleri bir çevirdim, atletimi bir çıkardım, baktım bir atlet kendi üstüme duruyor. Sanki atleti çıkarmamışım yani. O adetin sapları iz yaptı, adet de burası yani şuram şöyle saplar pembeyaz, burası pembeyaz, sanki adeti hiç sigarmamışım yani. Aynanın karşısında duruyorum ki. Ulan diyorum hanıma, bak bakayım ben adeti çıkardım mı diye, çıkardın ya, dedim bu nereden geldi? Ya anlamadım onu da, yandım. Ulan bunun ucunu kesmedim mi? Ne? Nasıl olsa senin yüzündü. Ya öyle şey yapıyordu sanki de. Sanki köseliği şey yapıyordu boyadı ya. Ya İbrahim abi de tamam, her şeyi buluyorduk da kardeşim, kalem tıraşı nere bulacak? Ya burada yok çakı var ya, çakıyla yaparım mı? Benim arabada var beni sunu. Ya 2 dakikalık iş için yani bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Güzel boy yiyeyim ki sonra yengem de demesin ki ulan ben vurdum mu, o kadar mı mor atıyorum. O tamam. Biraz daha bu çenenin kenarına yapayım. Bir tane de buraya çakmış olsun. Ulan. Bakayım o tarafta.
Tamam, onu içeriye katlarım abi. Lan bunu doğru, bir dakika bir söz bakayım ya. Yo yo, onu içeri katlayacağım. Oğlum tamam da eredi, niye sarıyorsun şunu ya? Eredi mi? Eredi yani, çevşek anlamında. Tut orayı. Tut tut. Tut. Tamam. Şimdi oldu. Çok güzel sarısın Ahmet abi. Tabii canım, acayip sararım ben ya. Benim işim sarmaktı daha. Tut. Ha buradan. Yeter ki sarılacak olsun yani. Anında. Hemen sarar yapıştırırız onu. Dur. Fazla şey yapma şeyi. Yok şey. Gitmesin bu, aşağıya. Yok yok, şey bu tarafta değil mi? Kafaya inmesin şu yani. Bu tarafta ya. O tamam, o tamam. He dur, bir tane de şey yapalım. Koluna askı yapalım. Devam be, devam be. Tamamdır abi. Hadi. Bakın nasıl ya? Çok az hırbalandık. Ya bu abla, bu şey sence böyle bunu yapamadın iyi bunu. Sence böyle yapmışsın lan iş. O bulaşıracak, bulaşır abi ya, bakayım. Abi alttan yukarıya o kadar çıkmıştı, hoş kafanda o yok. Yok Allah Allah. Kafandaki kan yukarı o kadar çıkmış. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol. Gel. Efendim iyi günler. İyi günler. Ya ben şey için geldim. Şimdi beni işe siz aldınız. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok ekmeğinizi yedim. Yani bir anda da gitmek istemiyorum. Onun için ilk önce size söyleyeyim dedim. Ben işten ayrılmak isteyirim. Onun için ben sizden müsaade istemeye geldim. Ya ne alakası var uşağım ya? Ya benim en kaliteli elemanım sensin. Niye işten ayrılacaksın ki? Ben senden memnunum yani. Tamam efendim, yani Allah razı olsun. Ben de sizden memnunum da. Yani ben arkadaşlarla uyuşamıyorum. Nedir? Sorun nedir yani? Ya arkadaşlar bana sürekli böyle tuhaf tuhaf şakalar ediyorlar. Yani beni hesapta yani böyle şempazeye, maymuna benzetir gibi böyle şakalar yapıyorlar. Ben de bunlardan hoşlanmıyorum. Ben arkadaşlara sürekli dedim ki ya arkadaşlar, yani bana böyle şakalar yapmayın. Yani ben maymun değilim. Şempaze de değilim. Ama yok yani, bir türlü vazgeçmeyle yani sürekli böyle her yaptıkları şakada yani sen maymunsun, işte sen şempazesin, yok bilmem nesin. Ya ben hoşlanmıyorum böyle sulu şakalardan, ama anlamayalar. Ben defalarca söyledim, gene de şey olmadı. Ben müsaade ederseniz yani gider başka bir yerde iş bulur, çalışırım yani. Aa, bir dakika, bir dakika. Ben seni ebedi bırakmam. Tamam mı? Ben senden çok memnunum. Bir dakika. Bak şimdi burada bir broşür var. Hı. Bu fabrikada, tamam mı, her türlü imkan var. Burada bu fabrikada bir sürü bölüm var, anladın mı? Çalışmak için yani, tamam mı? Ha buraya iyi bak bak. Burada hangi dalda çalışmak istersin? Dal mı? Siz de mi efendim? Teessüf ederim ya. Ne dersin?